Herkes saygıyla selamlıyorum. Tadil yardımcıları konularına devam ediyorum. Ticari vekil ve pazarlamacıyı bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu tadil yardımcılarından yine bunların bağımlı tacir yardımcıları olduğunu belirteyim. Ama yine derse başlamadan önce Faruk Naz Çamlıbel'in yine sizlere çok güzel bir şiirini paylaşmak istiyorum. Allah'a ısmarladık. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağım. Bağrında da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı, andırıyor ışıksız evinde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı, çağlayansız yamaçlar, suyu girmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna, buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü. Alnından öz kardeşin ötse ben irkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilebilirim. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü, daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü, bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. Elini beş yerinden dağladı beş parmağım. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Faruk Naz Çamlıbel'in çok güzel bir şiiriydi bu. Sizlere bugün bu şiiri paylaşmak istedim. Şimdi hatırlayacak olursanız arkadaşlar, ticari temsilciyi sizlere bir önceki dersimizde anlatmıştım. Bugün ticari vekili anlatacağım. Ticari vekil esas itibariyle hani tanımlama ya vesaire geçmeden önce aslında bu derslerde anlattığım konuların zirveden aşağıya doğru ya da yukarıdan aşağıya doğru temsil yetkisinin azalarak gittiğini belirtmemiz gerekir. Yani en ticari temsilci anlatmışım. Ticari temsilci anlatırken size şunları söylemiştim. Ticari temsilci kural olarak tacirin alter egosudur. Sanki öbür görünümüdür. Dolayısıyla çok geniş bir temsil yetkisine sahiptir demiştik. Ama ticari temsilcinin de yetkilerinin sınırları vardı. Bunları da zaten anlatmıştık. Şimdi bugün anlatacağım derste ticari vekil daha temsil yetkisi dar bir tacir yardımcısıdır. Bu nedenle bu açıdan da bir bakmak lazım. Şimdi ticari vekil yine borçlar kanunda düzenleniyor. Hatırlayacak olursanız tacir yardımcılarını ticaret kanunda düzenlenen tacir yardımcılarıyla borçlar kanunda düzenlenen tacir yardımcıları olarak ikiye ayırmıştık. İşte yine borçlar kanunda düzenlenen bir tacir yardımcısı ticari vekil. Borçlar Kanunu 551. maddesinde şöyle söylüyor, diyor ki ticari vekil bir ticari işletme sahibinin kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin. Bakın burada bir defa kanun koydu, çok net bir şekilde niye ortaya koydu? Dedi ki bakın bu bir tacir yardımcısı ama karşınızda bir ticari temsilcilik yetkisi yok. Yani bir kere o kadar geniş böyle alabildiğine fazla bir yetki yok burada diyor. Bu nedenle bakın ticari temsilcilik yetkisi vermek. Demek ki ben ona ticari temsilcilik yetkisi vermiyorum. Benim adıma işletmenin olağanüstü bütün işlemlerini yapma yetkisini vermediğim bir adamdan bahsedelim. İşte ticari temsilcilik yetkisi vermek sizin işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işler yürütmek için yetkilendirdiği kişidir. Bakın bu maddeden de bu hükümden de 551'den biz ticari vekillerin ikiye ayrılabildiğini görüyoruz. Bu ticari vekillerden bir kısmı genel sınırlı ticari temsilci diyebiliriz ya da ticari vekil diyebiliriz. Diğerine de özel sınırlı yetkili ticari vekil diyebiliriz. Burada 551. maddenin bu tanımından, özellikle işletmesini yönetmek tanımından arkadaşlar lütfen bir ticari temsilcinin varlığını anlamayın. Ya burada bakın bu ticari vekil, bakın genel ticari vekil adını verdiniz. İşletmeyi yöneten ticari vekilin de yetkileri hiçbir zaman ticari temsilci kadar geniş değildir. O sadece işletmede daha genel çerçevede bir temsil yetkisine sahiptir. Ama bazıları var ki, şimdi özellikle sonraki hükümlerde göreceğiz, özellikle de diğer tacir yardımcıların arasında da buna ilişkin bir düzenleme var.
Buraya geldiğimiz zaman göreceğiz ki bunların bir kısmı da sadece belirli işlerle yetkilendirilmiş tacir yardımcılar. İşte çok kısa, küçük temsil yetkilerine sahip olduklarını söyleyebiliriz. Peki 551. maddenin bakın ikinci fıkrasına devam edelim de ticari temsilci dersini anlatırken hatırlayacak olursanız ticari temsilcinin temsil yetkisinin işletmenin olağan ve olağanüstü bütün işlemleri kapsadığını söylemiştim ya. Hatırlayacak olursanız sonra diğer ticari vekil konusuna geldiğimiz zaman işletmenin sadece alışılmış işleriyle ilgili yetki verileceğini söylemiştim ya. İşte 551. maddede geldi. Bakın ne diyor? Bu yetki işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak ticari vekil açıkça yetkili kılınmadıkça ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz. Kambiyo taahhüdünde bulunamaz. Dava açamaz. Açılmış davayı takip edemez. Birinci cümle ne diyor? Yetki işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Yani demek ki ticari vekilin özellikle de işletmeyi yöneten ticari vekile yöneliktir bu cümle. İşletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak ticari vekil açıkça yetkili kılınmadıkça, bakın bunların hepsini ticari temsilci yapabiliyordu. Ödünç olarak para veya benzerini alamaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava açamaz, açılmış davayı takip edemez. Oysa ticari temsilci bütün burada ticari vekil için kapatılmış olan bu hususların her birisi ne yapmaktadır? Yapmaktadır. Ticari vekilin bu işlemleri yapabilmesi için özel yetki alması gerekiyor. Burada gayrimenkul almak, onu bir aynı hakla sınırlandırmak hususu sayılmamıştır. Neden? Çünkü gerek yoktur. Bu bir abesle iştigaldir. Neden? Zaten ticari temsilciye bile bu yol kapatıldıysa evleviyetle ticari vekil de zaten bu işleri yapamayacak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla işletmede ticari vekilin yetkileri oldukça sınırlandırılmıştır. İşletmenin alışılagelmiş işleriyle ve ya da olağan işleriyle bunların sınırlı olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu noktada herhangi bir tereddüdümüz bulunmaz. Şimdi ticari vekili kendisinde bu maddeden 551'den bakın şu hükümden yola çıkarak kendi içinde ikiye ayırarak inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi kafanızda canlanması için örnekler de vermek istiyorum. Genel ticari yetkili vekil. Bu işletmenin tüm ticari işlerini yapar. Örneğin fabrika müdürü. Ya da bir işletmedeki işte şubenin ne bileyim müdürü vesaire. Bu gibi adam var. İlle de ticari temsilci olmasına gerek yok arkadaşlar. Bu gibi insanlar o işletmedeki alışılmış bütün işlemleri yapabilme yetkisine sahip. Bir de özel yetkili ticari vekil dediğimiz kişiler. Yani sadece belirli bir iş için yetkilendirilmiş olan vekil. Mesela kasiyer. Ne yapıyorsunuz? Süpermarkette alışverişinizi yapıyorsunuz. Arabanızla kasiyerin önüne gidiyorsunuz. O sizden para alma yetkisine sahip olan kimsedir. İşte bu şekilde kafanızda ne yapabilirsiniz? Ya, bu tacir yardımcılarını canlandırabilirsiniz. Şimdi peki biz bu adamları nasıl atayacağız sorusu. Şimdi ticari temsilciyi bile ben atarken ne yapıyordum? Açıkça ya da örtülü olarak atayabiliyordum. Ticaret sicline tescil neydi? Bildiriciydi. Kurucu değildi. Hal böyleyken daha genişini, daha geniş ticari temsilci yetkilere sahip olan ticari temsilciyi atamam bir şekle bağlanmadıysa, kanun koyucu bu mantıkla hareket ediyorsa elbette ki ticari vekili de herhangi bir şekil şartına ataması için herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Ticari vekil bir ticari işletme için atanabilir. Belki bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Esnaflar için bir ticari vekil atanamaz. Bunlar için bu şekilde biri atanmak isteniyorsa Borsa Kanunu'ndaki temsil hükümlerine uyularak ne yapılmalıdır? Atanmalıdır. Ticaret sicilinde bu kimseler tescil edilmez. Tescil yapılsa da hüküm ve sonuç doğurmaz. Bunlarla ilgili getirilen sınırlamalar herhangi bir şey ifade etmez. Ancak 2014 yılda Türk Ticaret Kanunu 371. maddesinin 7. fıkrasında getirilen bir düzenlemeyle öğreti de benim de tarafından çok fazla eleştirilmektedir. Öğreti tarafından da çok sıklıkla eleştirildiği için eleştiren bir hüküm olmasına rağmen getirilen bir düzenlemeyle bakın ne diyor? Yönetim kurulu yukarıda belirtilen temsilciler dışında temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet hakkıyla bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bakın borçlar kanunda ne dedik? Bakın borçlar kanunda
ticari vekilin atanması için herhangi bir şartımız yok. İşveren atayabilir. Ben gittim, ya ben ne iş yapıyordum dedi. Ben dedim daha önce de kasiyer. Tamam, benim de kasiyere ihtiyacım var. Geç dedi, burada çalış. Bakın bu kadar. İşte bu noktada zaten herhangi bir temsil yetkisine vesaireye ihtiyaç ne yapmamaktadır? Bulunmamaktadır. Şimdi buna karşın 371. maddeye göre bir anonim şirkette yönetim kurulu eğer bir ticari vekil atayacaksa 371'e göre, burada bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri 367. maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur demektedir. Şimdi bakın, çok net bir şekilde ne yapılmaktadır? Bu şekilde atanıyor. Bu fıkra uyarınca etkilenen ticari vekil ve diğer tacir yardımları da ticaretin tescil ve ilan edilir. İşte bakın, burada demek ki karşımıza anonim şirketlerin atamış olduğu ticari vekillerin bir iç yönerge hazırlanarak iç yönergenin önce ticaretinde tescil edilmesi, sonra da bu iç yönerge çerçevesinde de söz konusu ticari vekillerin ticaretinde tescil edilmeleri gerektiğini anlıyoruz. Bakın, şurada zannediyorum bir şemamız daha var mıydı diye düşünüyorum. Var mıydı diye bakıyorum. Evet, şurada yetkilerin sınırlandırılmasına ilişkin hükümde koymuşuz. 371. maddeye göre. Demek ki ticari vekiller, borçlar kanun hükümlerine göre atanacak ticari vekillerde herhangi bir şekil şartımız yok. Ticaret sınırı tescil şartı da yok. Ama buna karşın 371'e göre atanacak ticari vekillerle ilgili açık bir şekilde ne var? Açık bir şekilde ticaret sınırı tescil yükümlülüğü getirilmiş. Yapılmadıysa ne olur? Genel ticari vekiller olur. Yani ille de mağazada çalışan herkes oraya atamak zorunda değiliz. Ama yetkilerini sınırlandırmak için 371'e göre ne yapılması gerekiyor? Yetkilerinin sınırlandırılması gerektiği zaman 371'e göre bir iç yönerge ve sonra da bu ticari vekillerin ticaret sizinle tescilleri kaydedilmeleri gerekiyor. Şimdi bunların yetkileri nelerdir? Aslında bunların yetkileri konusunda demin 351. maddede çok net bir şekilde ne yapmıştık? Hükmümüzü getirmiştik. Demiştik ki bunların yetkileri bir ticari işletmenin muhtat, alışılmış bütün işlemlerini kaplar. Yani bir manava gittiğiniz zaman oradaki çırak da size 2 kilo domates tartabilir. Ya da bir mağazaya gittiniz, oradaki bir tezgahtar size, ya da ne bileyim bir başkası size bir gömlek satabilir. Bunun gibi işletmenin muhtat işlemlerini yapabilir. Ya da bir gayrimenkul alım satımı ile ilgilenen bir dükkana gittiniz, emlakçı dükkanı, onun çırağı da ne yapıp alıp sağa sola götürüp size daire gösterebilir. Bu noktada bir problemimiz yok. Demek ki ticari işletmenin alışılmış işlemlerini yapabilirler. Alışılmış işlem konusunda o ticari işletmenin bulunduğu yerdeki anlayış, ticari işletmenin büyüklüğü, genel ne bileyim oraya verilen yetkiler ya da orada yapılan işler bunun kapsamını belirleyecektir. Şimdi genel yetkili ticari vekilin işletmede çalışacak olan kişilerle sözleşme yapabilmesi, iş saatlerini belirleyebilmesi, ihtiyaç duyulan malzemeyi alabilmesi ve günlük satışları gerçekleştirmesi olağan işlerden sayılmalıdır. Yani ne demek? Hani bir fabrika müdürü, ya kardeşim zamanında gel, ya da benim şöyle bir işçiye ihtiyacım var, bir iş sözleşmesini yapabilmesi, iş sözleşmesinde işte korona günlerinde esnek çalışmaya geçebilmesi gibi demek ki imkanları ya da yetkileri bulunabilir ya da oradaki mesafeleri ayarlayabilir. Buna ilişkin kuralları koyabilir. Buna karşın hani büyük miktardaki ithalat ya da ihracat, satışlar olağanüstü işlem olarak kabul edilmelidir. Bu konuda mutlaka ya ticari temsilcinin ya da işletmeyi yöneten tacirin onayına ihtiyaç bulunmalıdır. Zaten borç alamayacağını, kambiyo özel yetkisi bulunmadığı sürece bunları yapamayacağını 551'in ikinci fıkrasında söylemiştik. 551'de ödünç olarak para veya benzerlerini alamayacağı, kambiyo tarzını bulunamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Ticari temsilci tarafından yapılamayacak işlerin ticari vekil tarafından yapılamayacağı da zaten ortadadır. Yani çok geniş yetkili bir ticari temsilcinin yapamadığı bir işlemi gayrimenkulü satmak, işletmeyi kapatmak, birleşme bölümü zaten bunların yapamayacağı da ortadadır. Şimdi kanunla düzenlenen, var kabul edilen bir takım yetkilerimiz var. Bu diğer tacir yardımcıların başlığı altında toplanıyor. 550'li arkadaşlar. Bunlar da esas itibariyle ticari vekildir. Çünkü üçüncü, hani sanki
Ticari temsilci, ticari vekil, bir de diğer tacir yardımcı. Yok, öyle değil. Aslında bu da diğer tacir yardımcılarına baktığımız zaman aslında bunların da genel itibariyle ticari vekil olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirtmeliyim. Sanki kanun ABC gibi üçlü bir sistem yapmış gibi geliyor sistematikten ama böyle değil. 552. madde, şimdi bakın, 552. madde bir şeyi getiriyor. Toptan, yarı toptan veya para kendi satışlarla uğraşan ticari işletmenin görevli veya hizmetleri o ticari işletme içinde müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yerde ve kolayca okuyabilecekleri bir biçimde yazıyla aksine duyuru yapılmış olmadığı aşağıdaki işlemler için yetkilidir. Yani ben bir mağazaya gittim, bir mal aldım. Bakın ticari işletmenin alışılmış bütün satış işlemlerini yapmak. Ya gitti bir mağazaya, ya abi bana dedim 1 kilo çivi ver. İşte bilmem 10'luk çivi, 12'lik çivi dedim. Ya arkadaşlar oradaki çırak bana satış yaptı, parasını aldı. E sonra ben tacir gelip ya da o işletmenin sahibi gelip ya sen ona parayı vermişsin ama o yetkisiz. Ya kardeşim bunu asacaktın oraya demem gerekiyor. Demek ki ticari işletmenin alışılmış bütün satış işlemlerini yapabiliyor. Bir. İki. Yetkili oldukları işlemler hakkında faturaları imzalayabiliyor. Üç. Ticari işletmenin alışılmış işlemlerden doğan borçların ifa edilmesine veya bunların hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin ihtar ve diğer açıklamaları işletme sahibi adına yapabilecek. Diyor ki kardeşim öde artık bunu aldın. Bu nitelikte ihtar ve diğer açıklamaları özellikle alışılmış işlem dolayısıyla teslim edilmiş mallara ilişkin ayıp bildirimlerini ticari işletme adına kabul etmekle. Ne yapıyorum? Ben gidiyorum. Bir takım elbise aldım. E ne yaptık? Paçası bozuk. Ceketin ne bileyim bir kolu sökülmüş. E gidip ben bu bir ticari ait. Gidip de ta ticari temsilci ya da taciri bulmama gerek yok. Ben gidip sadece ticari vekille muhatap olsam kafidir. İşte bunu söylüyor. Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticari işletmelerin görevli veya hizmetleri kendilerine yazıyla yetki verilmiş olmadıkça işletme dışında ve kasa görevlileri atanmışsa işletme içinde satış bedellerini isteyip alamazlar. Bakın zımni bir şekilde ya açıkça oraya duvara bir yazı yazarak bu ticari vekillerin yetkilerini sınırlandırıyoruz. Ya da ne bileyim o alt tarafa bir tane kasiyer atadıysak bu kasiyer dışında kimse para alıp veremez. Bunları ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Bu kişiler satış bedellerini almaya yetkili bulundukları halde faturaları kapatmaya veya makbuz vermeye de yetkilidirler. Demek ki diyor kanun. Şimdi peki biz bu insanların yetkilerini nasıl sınırlandıracağız? Biz bu insanların yetkileri konusunda da şunları söylememiz lazım. Bir kere bu yetkiler konusunda iki tane ayrımı yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi genel yetkili ticari vekilin yetkileri üçüncü kişilere duyuruyla özel yetkili ticari vekillerin yetkileri ise iş ve işlemin niteliğine göre az önce okumuş olduğumuz hükümdeki gibi sınırlandırılabilir. İşletme içinde duyurularla açıkça sınırlandırılabilir. Anonim şirketlerin atacağı 371'e göre atanan ticaret temsilcilerin yetkileri ise ancak ve ancak ticaret sicilinde ne yapılabilecektir? Sınırlandırılabilecektir. Bu noktadaki demek ki ikisi arasında da önemli bir farkımız var. Peki nasıl son erecek? Daha önce de hatırlayacak olursanız ticaret temsilcilerin, ticaret vekillerin ve diğer tacir yardımcıların sona ermesine ilişkin bir hükmümüzü söylemiştik. Ya işletme sahibi ticari vekili kovabilir. Ya da sen kovmadın ben istifa ediyorum deyip gidebilir. İşletme sahibinin ölümü işlemleri sona erdirme 554 bunu açıkça söylüyor. Diğeri ne yapabilir? Diyebilir ki yani tacir yardımcısı, ticari vekil vefat ederse zaten sözleşme sona erecektir. İşletmenin iflas etmiş olması vesaire gibi hallerde de ticari temsilciden farklı olarak işletme tatil edilmediği sürece bunların yetkilerinde devam edeceğinin altını çizelim. Bakın ticari temsilciden daha farklı. Yani iflas etti, iflas tasfiye memuru geldi ya da iflas idaresi geldi. Oradaki işlemlerin yürütülebilmesi için hala bu ticari vekillere ihtiyaç vardır. İflas idaresi isterse bunları sona erdirelim. Ama ticari temsilcinin yetkisi arkadaşlar orada ne yapmaktaydı? Sona ermekteydi bu ikisi arasındaki fark. Şimdi pazarlamacı dediğimiz bir başka tacir yardımcısıyla karşımıza geliyor. Tacirin bağımlı tacir yardımcılarından olduğunu ne yapmamız lazım? Bir defa belirtmemiz lazım. Bağımlı tacir yardımcıları bu da. Yine bu da borçlar kanununda düzenleniyor arkadaşlar. Bakın tanımı ve kurulmasında 448. maddede pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının sürekli olarak bir ticari işletme sahibi işveren hesabına ve işletmesinin dışında, bakın işverenin hesabına, kendi adına ve hesabına değil, işverenin hesabına, işletmenin dışında her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa bu anlaşmada belirtilen işlemleri yapmayı,
İşletme sahibi işverende buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Yani ne yapıyor? Bu kimselere esas itibariyle arkadaşlar işletmenin dışında işveren adına ya da tacir adına bu tür işlemleri yapmaktadır. Bu arada da yüzüm alacalı belecili çıkıyor olabilir belki de orada. Fakat bu da tam şu anda şeyden güneş geliyor. Yüzümün yarısını aydınlatıyor, yarısını aydınlatmıyor. Şimdi bakın ne diyor? Yazılı anlaşma varsa bu anlaşmada belirtilen işlemleri yapma. Demek ki bu pazarlamacının yegane işleri işletme dışında tacir adına işlemlerin yapılması aracılık etmek. Ya sözleşmelerin yapılması aracılık edebilir. Dikkat! Buradaki unsurlarına belki geçelim. Bağımlı tacir yapmış. Yani işverene ya da tacire bir iş sözleşmesiyle, bir vekalet sözleşmesiyle ya da bir başka ne bileyim sui generis sözleşmeyle bağlı olabilir. İkincisi taraflar arasındaki ilişki süreklidir. Üçüncüsü faaliyetin işletme dışında gerçekleştirir. Eğer işletmenin içinde olacak olsa aslında bu bizim ticari vekil olacak. Onu da altını çizelim. Bir ücret karşılığında yapılır. Eğer ücret almazsa ücret bunun belirleyici turnusol kağıdı gibidir. Belirleyici unsurudur. Yani ücret alması vekalet sözleşmesine göre işlem görecektir. Peki nasıl atanır? Şimdi bu adam ne yapıyor? Dışarıda bir takım işlemler yapıyor. Şimdi dışarıda işlemler, mesela ben geldim bir tacir adına sizinle işlem yapıyorum. Ben falanca tacir adına hareket ediyorum dedim. Siz ne dersin? Ya hocam tamam mı? Biz nereden inanalım? Benimle bir şey yapmayın. Sadece işte sözleşme yapın. Bir şey tanıtıyorum. Mesela reprezent dediğimiz hani şu ilaç mümessilleri var ya gidiyorlar sağda solda tanıtıyorlar. İşte bu kimseler aslında kendisi işlem yapmıyor. Diyor ki ya bak bu ilaçlar iyi, şöyle iyi vesaire. Ya da pazarlamacılık sözleşmesine belki bizdeki veri, hani bu hanımefendilerin falan hanımların, kızların kullanmış olduğu Avon parfümlerini mesela verebiliriz. Yine mesela farmasi örneğini verebilir. Türkiye'deki mesela şirket hep pazarlamacılarla çalışıyor. Yani doğrudan doğruya Yalova'da bir pazarlamacı var, bir kadın hatta farmasinin sayfalarında ilanla, reklamını falan yapmıyorum ama sayfalarına girerseniz farmasi ürünlerini satarak nasıl zengin olduğuna dair işte komisyonlar vesaire. İşte tam bu pazarlamacı arkadaşlar. Bizim çocukluğumuzda da tencere tava satan adamlar vardı. Hatta annelerimiz mesela kolu komşuyu toplarlardı. İşte tencerede yemek pişirlerdi. O tencereleri işte ne bileyim bilmem hangi markanın tencereleri bunları alın falan filan formlar doldurtur. İşte bakın bu noktada eğer benimle yani tüketiciyle pazarlamasını yapmış olduğu, tanıtmış olduğu bir ürünle ilgili bir satış yapacaksa demek ki yazılı bir anlaşmaya ihtiyacı var. Şimdi bakın nasıl kuruluyor? Pazarlamacılık sözleşmesi, sözleşmenin süresinin sona ermesini, pazarlamacının yetkilerini, ücret ve masrafların nasıl ödeneceğini, taraflardan birinin yerleşim yeri yabancı ülkede ise uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin hangisi olduğunu içerir. Ama şimdi şöyle söyleyelim, bu yazılı bir sözleşmeye gerekiyor. Ama yukarıdaki fıkra uyarınca sözleşmede yer alması öngörülen hususlar taraflarca belirlenmemişse kanun hükümleri ve alışılmış hizmet koşulları uygulanır. Demek ki pazarlamacılık sözleşmesinin yapılabilmesi için yazılı bir sözleşmeye ihtiyaç yok. Bakın 448'de de ne diyordu? Eğer bir yetki vereceksen sen o zaman yazılı yap diyor. Yazılı bir sözleşmeye gerek yok. Ancak şu üç halde sözleşmelerin yapılmasına aracılık edebilir. Ancak bunlarla ilgili işlem yapabilme yetkisi verilecekse pazarlamacılık sözleşmesi yazılı olarak yapılmalı. Bu bir. İkincisi pazarlamacıya bir münasırlık verilecekse yani bana dedi ki sadece Sarıyer bölgesini bana bırakayım başka kimse buraya girmeyecek dedim. Başka pazarlamacıya da yetki verilmesi isteniyorsa benimle oturup bir yazılı sözleşme yapılması gerekiyor. Diyor diyecekler ki hoca bak biz Sarıyer'de başka birilerine daha yetki vereceğiz. Buna sen karışamazsın. Üçüncüsü 456'da pazarlamacının pazarlama işlerini yürütmesi kendi kusuru olmaksızın imkansız hale gelir. Sözleşme veya kanun gereği bu halde bile kendisine ücret ödeneceği yazıyorsa bu durumda sabit ücrete ve komisyon kaybı sebebiyle ödenebilecek uygun tazminata göre ücret belirlenecektir. Ancak komisyon ücretin beşte birinden az ise komisyon sebebiyle tazminat ödenmeyeceği yazılı olarak söylenebilir. Yani komisyon daha fazla beşte birinden azsa bu durumda komisyon kaybı sebebiyle tazminat ödenmeyeceğinin yazılı bir şekilde yapılması gerekiyor. Demek ki bu üç halde pazarlamacılık sözleşmesinin esas itibariyle yazılı bir şekilde yapılması gerekiyor. Şimdi peki pazarlamacı ne yapacak? Niye? İşletmenin dışında hareket ediyor bir defa pazarlamacı. Bizim ticari vekillerin işletmenin dışındaki konumu olarak düşünebiliriz. Şimdi o kanaate vardıran
hangi hüküm onu da size yeri geldiğinde söyleyeceğim. Şimdi bunun yükümlülükler, birinci yükümlülük arkadaşlar, 500, 450. maddede görüyorsunuz. Bakın çok net bir şekilde pazarlamacının ilk görevi talimatlara uyma yükümlülüğüdür. Yani kendisine işveren hangi talimatları veriyorsa bu talimatlara uymakla yükümlü. Bu bir. İkincisi, müşterileri ziyaret etmek zorundadır. Ya ben neden pazarlamacı, işletmenin dışındaki ürünlerimi tanıtmak için neden pazarlamacı istihdam ediyorum? Neden onu çalıştırıyorum bana bağlı olarak? Çünkü benim ürünlerimin ya da benim işlemlerimin kolaylaştırılması için, ürünlerimin satışının artırılması için. Yoksa kara kaşına, kara gözüne vermiyoruz zaten buna bir ücret. İşte bakın bunun için mi yapıyoruz? Ziyaret etmekle yükümlüdür. İşverenin izni olmadıkça kendisi veya üçüncü kişiler hesabında işlem yapamaz. Yani başkalarının ürünlerini de bu arada pazarlayamaz. Hele hele rekabet yasağına girişemez. Neden? Çünkü benim ürünlerimin pazarlamacısı o. Pazarlamacı işlem yapmaya yetkiliyse, yani yazılı bir yetki belgesi varsa, yazılı bir sözleşmesi varsa, talimatta öngörülen fiyatlara ve diğer işlem koşullarına uymak zorundadır. İşveren razı olmadıkça bunlar da değişiklik yapamaz. Yani gitti, ya bu benim emmimin oğlu, bu benim bibimin kızı, yani halamın kızı deyip ona %15 bakıyoruz, daha da fazla indirim yapma imkanına sahip değildir. Bu noktada bunun da altını çizelim. İşveren razı olmadıkça bunlarda herhangi bir değişiklik yapamaz. Yine pazarlamacı pazarlama faaliyetiyle ilgili olarak orada gelişen olaylarla ilgili kesintisiz bir şekilde tacire ya da işverene bilgi vermek zorundadır. Aldığı siparişleri işverene derhal ulaştırmak, müşteri çevresini ilgilendiren konularda da mutlaka bilgi geçmek zorundadır ki tacirin, çünkü arkadaşlar şöyle söyleyebilirim, tacirin dışarıdaki gören gözü tutan eli konumundadır pazarlamacı. Onun adına işlemler yapmaktadır. O halde piyasa hakkında da az ya da çok bilgi vermek zorundadır. Peki pazarlamacının kural olarak garanti verme yükümlülüğü var mıdır? 451. maddenin birinci fıkrasında bakın çok net bir şekilde bu söyleniyor. Diyor ki müşterilerin ödemelerinden veya diğer yükümlülüklerin ifa etmemelerinden sorumlu olacağına ya da alacağın tahsil için yapılacak masrafları tamamen veya kısmen karşılayacağına ilişkin anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür. Yani adam ödemedi diye pazarlamacının yakasına yapışıp onun maaşından ücretini düşebilme şansına sahip değiliz. Ama bir hal, bakın 451'de bu istisnayı belirli şartlar altında yumuşatıyor ikinci fıkrasında. Pazarlamacı kendi müşteri çevresiyle işlem yapıyorsa, müşterilerin borçlarını ifa etmemesi durumda, işverenin her bir işlemde uğrayacağı zararın dörtte birini geçmemek üzere karşılamayı uygun bir ek komisyon kararlaştırması koşuluyla yasal olarak üstlenebilir. Demek ki ben diyorum ki ben kendi akrabayı talip, benim aşiretime ben bu ürünleri pazarlayacağım. Ben bunu diyorum, bunlar ifa eder, bu benim amcamın oğlu ve halamın kızı, zaten alırım, yakalarını yapışır alırım, ben buna taksitli mal satayım. İşveren dedi ki peşin sat, hayır taksitli mal satalım, ya onlar ödemezse ben ödeyeceğim, bakın tamamen öderim dersem olmaz, ama dörtte birini geçmemek üzere ben öderim dersem bu durumda bunun bir karşılığı da olmam, o zaman bana da ayrı bir garanti ettiğime dair ek bir ücret ödenmeli. Bu noktada hani üçüncü fıkradaki hükmü, sigorta sözleşmelerine ilişkin hükmü atlıyorum çünkü çok fazla bir uygulama kabiliyeti yok. Peki neler, hangi konularda yetkilidir pazarlamacı? Aksine yazılı olmadık, anlaşma olmadıkça sadece işlemlere aracılık edebilir. Bakın deminden beri sürekli olarak bunları ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Pazarlamacı aksine yazılı bir sözleşme olmadıkça sadece işlemlere aracılık edebilir. Bunun dışında bir iş yapamaz. Pazarlamacı işlem yapmaya yetkili kılınmışsa yetkisi bu işlerin icrası için gereken bütün olağan hukuki işlem ve fiilleri kapsar. Özel yetki verilmedikçe müşterilerden tahsilat yapamaz. Ödeme günlerinde ne yapamaz? Değiştiremez. Peki işveren ne yapacak? İşveren bu noktada 453'te pazarlamacıya belirli bir pazarlama alanında veya belirli bir yerde münhasıran faaliyet gösterme yetkisi verilmişse bu durumda aksine yazılı bir anlaşma yapılmadığı sürece başkalarına pazarlamacıya bırakılan bölgede işlem yaptırmayacak. Eğer yaptırılırsa bundan kaynaklanan ücretlerinde, komisyonlarında bu pazarlamacıya verilmesi lazım. Ama kendisi üçüncü kişilerle işlem yapabilme imkanına sahiptir. Sözleşmenin pazarlama alanı veya müşteri çevresinin hükmünü değiştirmesini gerektiren bir sebep varsa, işveren söz konusu hükmü
Sözleşmede fesih bildirim süresi öngörülmüş olsa bile bu süreye uymadan tek taraflı olarak değiştirebilir. Ama bu durumda da pazarlamacı diyebilir ki artık benim çalışma imkanım yok. Haklı sebeplerle sözleşmeyi sona erdiririm. Tazminat haklarım saklı kalmak kaydıyla diyebilir. Peki pazarlamacı bunu, pazarlamacının tanımında önemli bir unsurdu. Ücret. Ücret alacak. Bu ücreti nasıl alacak? Buna bakmamız lazım. İşveren pazarlamacıya sadece belirli bir miktardan veya bu miktarla birlikte komisyondan oluşan bir ücret ödemekle yükümlüdür. Yani ya bir maaş gibi öder, aylık bir maaş öder, ödemek yapar ya da maaş artı komisyon olarak ödeyebilir. Ücretin tamamının komisyondan ödenebileceği kararlaştırılabilir mi? Evet, bu da kararlaştırılabilir. Bakın 454'ün ikinci fıkrası, ücretin tamamının ya da önemli kısmının komisyondan oluşacağına ilişkin yazılı anlaşma, kararlaştırılan komisyonun pazarlamacının faaliyetinin uygun karşılığında oluşturması koşuluyla geçerlidir. Yani pazarlamacıya diyoruz sabahtan akşama kadar at gibi koşsun ama sana 3 kuruş para verin. İşte bunu diyor, ben yasaklıyorum. Uygun bir karşı, tamam, komisyon, her 100 bin liralık mal sattığından sana 1 lira vereceğim gibi uygun olmayan komisyonlar burada takdir edilemez. Sadece komisyondan oluşuyor sanıyorum. Yine deneme süresinde ödenecek serbestçe kararlaştırılabilir ama deneme süresinde sürekli uzatamayız. Yani bakın yukarıdaki 454'e 1 ile 2'nin sanki istisnası gibi ama deneme süresinde kanun koyucu 3. fıkrayla diyor ki ben sana deneme süresinde kötüye kullandırmayacağım diyor. Şimdi komisyona bir bakalım. Pazarlamacı belirli bir pazarlama alanı veya belirli bir müşteri çerçevesinde faaliyette bulunmayı sadece kendisine verildiyse kendisinin veya işverenin bu alan ve çevrede yaptığı bütün işlerde kararlaştırılmış ya da alışılmış olan komisyonun ödenmesi gerekiyor. Hani demin demiştik ya bana bir yer verildi. Orada işveren bana haber vermeden de yani sözleşmemiz hüküm olmadan da yapabiliyor. Ya da başka birisi izinsiz girdi. Bu durumda ben bu komisyonların bana verilmesini isteyebilirim. Belirli bir pazarlama alanı veya belirli müşteri çevresinde faaliyette bulunma yetkisi pazarlamacıyla birlikte başkalarına da verilmişse pazarlamacıya sadece ve sadece kendisinin yapmış olduğu, aracılık yapmış olduğu işlemler için komisyon ödenir. Komisyonun muaccel olması anında yapılan işin değeri henüz kesin olarak belirlenemiyorsa komisyon önce alışılmış olan en az değer üzerinden ya bir miktar verilir, geri kalan ise en geç işin yerine getirilmesi ne yapılacaktır? Ödenecektir. Peki pazarlama faaliyeti engellenebilir mi? Aslında pazarlamacı bir işlerini yapması bazen engellenebilir. Bu arkadaşlar pazarlamacının kusuru olmaksızın da gerçekleşebilir. Örneğin ben lokantalara tabak, bıçak, çanak, çatal vesaire gibi bıçak gibi şeyler pazarlıyordum. Ama korona nedeniyle hepsi kapalı kaldı. İşte bu nedenle benim kusurum olmadan pazarlama faaliyeti engellendi. Bu durumda benim ücretim yine komisyonum ödenir. Ancak komisyon ücretin 1/5'inden az ise komisyon kaybı sebebiyle tazminat ödenmeyeceği yazılı olarak kararlaştırabilir. Bakın ücret eğer komisyon ücretin 1/5'inden az ise komisyon kaybı sebebiyle tazminat ödenmeyeceği de sözleşmeye geçirilebilir. Pazarlamacı pazarlama işlerini kendi kusuru olmaksızın yürütme imkanı bulamamasına karşın ücretin tamamını almışsa işverenin istemi üzerine kendisinin yapabileceği ve kendisinden beklenebilecek işleri onun işletmesine yapmakla yükümlüdür. Hani demin demiştim ya pazarlamacı dışarıda bizim içeriye girerse ticari vekil olur. İşte bakın bu. İlle tabii ticari vekil olmasına gerek yok. Yani kendisinden beklenen işler vesaire statüsüne uygun olarak yani çay da dağıt denilebilir. Bakın bunu söylüyor. Bakın bu kanun çok 456. maddenin ikinci fıkrası açık bir şekilde bunu belirtmektedir. Harcamalar konusuna gelince 457'deki hükmümüze bakalım. Acaba pazarlamacı ücret isteyebilir mi? Pazarlamacı aynı zamanda birden fazla işveren hesabına hareket ediyorsa bunu izin almalıydı hatırlayacak olursanız. Aksi takdirde rekabet yasasına aykırılık. Aksi yazılı şekilde kararlaştırılması her işveren pazarlamacının harcamalarına eşit olarak katılmakla yükümlüdür. Harcamaların tamamen veya kısmen sabit ücrete veya komisyona dahil edilmesi ilişkin anlaşmalar yine kesin olarak hükümlüdür. Bakın arkadaşlar pazarlamacıyı koruyan hükümlerin olduğunu görüyoruz. Yani pazarlamacı zaten işverene bağlı. İşveren istediği gibi sözleşmeyi buna imza attırabilir, imza ettirebilir. İstediği sözleşmenin altına imza attırabilir. İşte bu durumda bakın kanun koyucu aslında bu sözleşme ilişkisinde tacir ve pazarlamacı ilişkisinde zayıf olan tarafı korumak için bir takım düzenlemeler getirmiştir.
pazarlamacılık ilişkisinden doğan muhaccel alacaklar ile işverenin ödeme üstüne düşmesi durumda henüz muhaccel olmayan alacakların güvence altına alınmasını pazarlamacı taşınırlar. Elinde bir takım hani çatal bıçak taşı bir şey kıymetli evrak tahsil etkisine dayanarak müşterilerden almış olduğu paralar üzerinde de hapis hakkına sahiptir. Ama buna karşın pazarlamacı araç ve taşıma belgelerini, fiyat tarifelerini, müşterilerle ilgili kayıtlar ile diğer belgeleri alıkoyamayacaktır. Peki pazarlamacılık faaliyeti nasıl sona erecektir? Az önce hani bütün ticari temsilci, ticari vekil vesaireler için söylemiş olduğumuz şeyler vardı. Neydi? Azil, istifa gibi hususlarda ne yapılacaktır? Elbette ki taraflar sözleşmeyi feshedebilecektir. Tabii iş sözleşmesinin feshedilmesiyle arkadaşlar haklı sebeple feshi vesaire eğer pazarlamacı iş sözleşmesiyle bağlı olarak tacire çalışıyorsa bu durumda iş sözleşmesine ait kuralların da burada geçerli olacağının altını çizelim. Özel feshi sebepleriyle ilgili bir takım düzenlemelerimiz var. Komisyon sabit ücretin en az beşte birini oluşturuyor ve önemli mevsimlik dalgalanmalardan etkileniyorsa işveren bir önceki mevsimin sona ermesinden beri kendisiyle çalışmaya devam eden pazarlamacının sözleşmesini yeni mevsim sırasında 2 aylık feshi süresine uyarak feshedebilecektir. Sabit ücret, komisyon sabit ücretin en az beşte birini. Yani bak çok fazla bir şey elde edemedi. Bu durumda ne yapabilir? Sözleşmeyi feshedebilir. Aynı koşullar altında pazarlamacı da yine kendisini bir önceki mevsim sonuna kadar çalıştırmış ve bundan sonra da çalışmaya devam eden işverene karşı bir sonraki mevsimin başlamasına kadar olan dönemde 2 aylık feshi süresine uyarak sözleşmeyi feshedebilme hak ve yetkisine sahip. Burada iki taraf beklentisini karşılayamıyor bu pazarlamacılık sözleşmesine. Ücret, komisyon. Adam bana dedi ki hocam süper para alacaktım. Bak ben sana 1.000 lira sabit ücret veriyorum ama komisyonlarla bunu muhteşem bir şekilde tamamlayacaksın vesaire gibi vaatlerde bulundum ama çıktım ki aslında hiç öyle bir şey değil. İşte bu gibi önemli mevsimlik dalgalanmalarda etkileniyorsa bu gibi her iki tarafında 2 aylık fesih ihbar süresine uyarak sözleşmeyi feshedebilme imkanına sahip kılınışı bu özel bir feshi düzenlemesidir. Sözleşmenin sona ermesi halinde pazarlamacının bizzat yaptığı veya yapılmasına aracılık ettiği bütün işlemleriyle kabul yerine getirme zamanına bakılmaktadır. Bakın ben yaptım, daha sonra akit, sözleşmenin gereği ifa vesaire sonra yapılacak. Sözleşmenin sona ermesine kadar işverene iletilen bütün siparişler için pazarlamacıya ne yapılacaktır? Komisyon ödenecektir. Sözleşmenin sona ermesi halinde pazarlamacılık faaliyeti bulunması için kendisine verilen örnek, model vesaire tarifeler bunları ne yapabilir? İşverene geri vermekle yükümlüdür. Ancak pazarlamacının hapis saklı sakladığı dikkat arkadaşlar bir yanıltıcı 460. maddenin ikinci fıkrasındaki ancak pazarlamacının hapis hakkı ibaresini önceki hapis hakkı hükmüyle lütfen beraber değerlendirin. Yani müşteri kayıtlarını, defterleri, belgeleri hapis hakkına dayanarak elinde tutamaz pazarlamacı. Ama diğer menkul eşyayı, parayı vesaire kıymetli evrakı tutabilme imkanına sahiptir. Evet, bugün de pazarlamacıyla beraber konularımızı bitirmiş olduk. Yine önümüzdeki, ya yani bu hafta inşallah bir başka ders daha yapacağım. Orada da size simsarı anlatacağım. Daha sonra da diğer tacir yardımcıları olan acente ve komisyoncuyu anlatarak tacir yardımcıları konularını bitirmiş olacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Saygılar, sevgiler.